desene sele. Katılırım sana desen de söyle. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Gerçekten yıllar geçtikçe insan herhalde daha da duygusallaşıyor. Niye girip böyle kala kalıyorum hemen söyleyeyim. Bu işe ilk başladığımızda 50 kişilik bir izleyici grubumuz vardı. Şu an 5000 kişinin karşısındayız. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Efendim, ilk sahneye çıktığımızda, bittiğinde yönetmenimize, yapımcımıza dedim ki, biz ne yapıyoruz? Yani tuhaf bir format, alışılmadık bir durum, biz ne yapıyoruz dedik. O günden bugüne 10. senemiz efendim. Artık ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. En güzel şeyi yapıyoruz, gülüyoruz. O yüzden de her zaman bu sahnede olmak istiyoruz. Evet, programı... Sağ olun. Bir de küçük bir şey paylaşmak istiyorum kendim için. Takip edenler biliyordur ya da zaten zorla takip ettiriliyorlar. Benim bir kızım oldu. Evet, ya bu hep tartışılan bir şey işte, ne olacağımız belli değil, durum iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor, böyle bir dünyaya çocuk gibi laflar duyuyoruz. Ona çok aldırış etmedim ama benim çocuğumun bugün 40'ı çıktı. Evet. Ve teşekkür ediyorum. Ve ben şu anda yanında değilim, o yüzden buradan Narin'ime seslenmek istiyorum. Narin'cim, 40'ın çıktı, kusura bakma, yanında değilim. Burada gösterideyim. Çünkü bizim burada bir görevimiz var. Ben sana ve senin akranlarına, senin kardeşlerine, senin büyüklerine güler yüzlü bir Türkiye için elimden geleni yapmak istiyorum. Bütün ekip olarak. O yüzden burada küçücük bir görevimiz varsa geldik icra etmeye. Ne olur beni affet. Çünkü bizim gülümsemeye, güler yüzlü insanlara ihtiyacımız var. Efendim, Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Elim ayağımın titremesi hafiflemişken sorulara geçelim. Birinden çok hoşlanıp açılamayan veya açılıp karşılık bulamayan ya da değişik bir şekilde açılıp karşılık bulan var mı? Şurada bir beyefendi var. Tanıyabilir miyiz sizi? Merhabalar, Onur Yaman ben. Ne yaşandı? Kimdi o? Şu an yanımda eşim. 2 aylık evliyiz. İlk tanışmamız sosyal medya üzerinden oldu. Ve çok hoşlanıyordum, bir türlü açılamıyordum. Bu yaklaşık 1 ay sürdü. Ondan sonra da spontane gelişti ve ilişkimiz başladı. Yani bu deli gibi aşk bir aydır mı vardı zaten? Yani sosyal medyada sürekli takip ediyordum ama açılamıyordum. Sadece hanımefendiyi mi takip ediyordunuz? Sadece onu takip ettiğimi fark ettim. Ha. Evet. Ondan sonra bir kahve içmeye davet ettik birbirimizi. Gayet peki, mutluyum. Yani sosyal medyada gördünüz, mesajı attınız ve kahve mi içtiniz? Şu şekilde oldu. Sosyal medyadan sadece tek bir mesaj yazdım. Sen çok geziyorsun galiba. Kendisi ne kadar öğretmen, romantik. Ne kadar hoş. Kendisi öğretmen. Yani bir şekilde ulaşmam gerekiyordu. Hafta sonları müsaitti. O şekilde konu başladı. Sonra bir kahve kendisi davet etti. O şekilde ilişkimiz başladı. Güzel. Yani aslında hanımefendinin anlatması gereken hikayeyi siz anlattınız gibi. Ben çok heyecanlıydım. O heyecanı hala yaşıyorum. İnanıyorum ki ölene kadar da yaşayacağım. Onu çok seviyorum.
Peki, teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda bugün bizim ikinci yıl dönümümüz. Ve mikrofon bana gelecek mi diye çok düşündüm ve geldi. Pardon, onu... neyin ikinci yıl dönümü? Hem bugün. Sizinle tanışıyorum, hem eşimle tanıştığım ikinci yıl dönümü. Harika. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Efendim, bizim bir arkadaşımız var. O da çok hoşlandığı biri var. Onu elde etmek, onu kandırmak, onun gönlünü çalmak için her şeyi yapmaya hazır. Bakalım kimlermiş bunlar? Arkadaşımız başarılı olabilecek mi? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Kızlar her gün bu bir işte takılıyor, bak sana söyleyeyim ha. Süper. Aynen, onun arkasında yani. He. Bana bak, sen ta İstanbul'dan buraya geldiğine göre bu çiçeğe karşı boş değilsin bence ha. Boş değilsin oğlum, taşıyorum lan ben bu kızı. Yalnız bu sürprizle onun aklını alacağım biliyor musun? Bıyıkları da görünce nasıl? Bir İtalyan havası vermemiş mi? Onu bir sonra konuşalım biz seninle kanka da. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben de yazın başından beri çiçeğin kankası Leman'a yanığım bak. Ne ara lan? Bilmiyorum, bir şeyler oldu gibi. Bir şeyler oldu gibi. Bak kankacığım, birbirimizi satmak yok ama, tamam mı? Kızlardan biri birbirimizi beğenmezse aynı anda çıkmıyoruz. Ay. Ya ikimiz ya hiçimiz. Tabii oğlum. Ya ikimiz ya hiçimiz ya. İyi. Hadi girelim. Hadi gidelim o zaman, tamam. Gençler, damsız almıyoruz. Ev miyiz abi biz, ne damı ya? Güzel şaka. Ha, girebilir miyiz? Hayır, damsız almıyoruz. Abicim bırak iki dakika damlayalım içeri, ne olursun ya. Kızlar içeride bizi bekliyor. Güzel şaka. Ne gülüyorsun abicim, şaka yapmıyorum ki ya. Nasıl ya? Kızlar bizi bekliyor demedin mi? Evet. Ulan bu tipi hangi kız beklesin? Uza. Abi gel dönelim istersen ya. Ne dönmesi ya Uza, manyak mısın sen? Ben ta İstanbul'dan kalkıp gelmişim. Kale kapısı olsa yıkar geçerim oğlum. Şurada iki dakika bekleyelim. Bir kız gelir nasıl olsa onunla birlikte gireriz içeri. Hiçbir kız kabul etmez ki bunu. Yalvarırım ulan yalvarırım. Ayaklarına kapanırım Ozan. Gerekirse kölesi olurum o kızın. Az müşahede edin gençler. Devam edemeyecek gibiyim ama. Ne? Nasıl devam edeceğim? Su iç su ha. Dikkat et, bıyığın silinmesin. Ha? Ha? Ne oldu? Heyecanlandın mı? Aşırı. Bıyığım silindi mi lan? Yok yok. Şu girişten bir daha alalım. Ha? Bir daha gir. Az müşahede edin gençler. Naime. Erkeğin özü. Ana. Ana. O ne la? Ne? Şu ne oğlum? Ne kızım? Orasına bir şey koymuş la. Ne? Bunu mu diyorsun? Bıyık. Of. Yeniçeri gibi olmuş imanıma. İran halısı gibi değil mi? La perde diye ev assan güneş geçirmez, hastalanır yataklara düşersin ha. Döşünde böyle mi yiğidim? Aa böyle. Ana! Hemen gösterdin la. Hiç beklemiyordum ha göstermeni. Döşlerimdeki erkek misali. Ya kızım saçmalama Allah aşkına ya. Sen bu okul kıyafetiyle beach'te ne yapıyorsun Naime? Okul değil la, permakarasıları giydim, görmedin mi? Ben bunları çıkarmam oğlum. Müzik yarışmasında senin kokun sindi buna. Ondan sonra makineye deterjana tövbe ettim. Ne diyorsun? Kafayı yedim şu an. O kadar kalabalık ki. Ay. Ben dedim devam edemem demiştim. Naime.
Dur, dur. Yani, ama... Öpme, öpme, tamam şaka yapma. Ana, yakalıyordum ha, az kalsın gördün mü? Oğlum, müzik yarışmasından sonra bu kıyafet deterjana makineye tövbe etti lan. Aa, ben yıkamam oğlum ben bunu. Zaten bu kıyafet değil ki derim. Çıkmıyor, baksana. Çıkmaz. Kızım sen beni nasıl buldun Naime ya? Ya sen beni engellemişsin ya. Evet. Ben de ananın Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın Facebook'una baktım, sen oradasın. Fake hesap açtım, hemen seni ekledim. Sen de kabul ettin. Ondan sonra baktım, otobüsün önünde poz vermişim. Böyle mal gibi de durmuşsun. Öz dedim seyahat yazıyor. Ben de dedim ki, bunu burada bulurum dedim. Geldim. Her yerden stoklarım nokta net. Bak çiçek gelecek, ben ona açılacağım. Ne olursun engelleme. Kış. Hadi kış kış kış. Bir dakika, bir dakika. Hadi gitsin, kanka, gitsin. Kanka, dur dur, bir dakika dur. Ne yapıyorsun? Kanka, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorum lan? Ya biz içeri girmemiz için bize kız lazım değil mi kanka? Hadi kanka, Naime bizim giriş biletimiz, ne olur. Ulan bu cehenneme giriş bileti. Manyak mısın sen Ozi? Bak vallahi plajın en kalabalık olduğu saat, vallahi kızları kapıp götürürler ha. Hadi ya. Ha. İyi, hadi git söyle de girelim. Ben mi söyleyeyim şimdi? Ben mi söyleyeyim lan? Emcüklüyor oğlum beni. Git söyle hadi. İyi, tamam. Manyak manyak durma Ozan. Naime. Ozan, kaç skeç oldu oğlum? Ben seninle ilgilenmiyorum. Ben seninle muhatap oluyor muyum lan? Allah Allah, o gelecek. Benim Süper Mario'm gelecek. Gel lan. Gelsene lan. Abi hadi ne olur ya. Gel gel. Tamam hadi girelim içeri. Yok öyle gireyim. Öyle yok. Ben senin damın mıyım? Damarım. Damın mıyım kardeşim? Damın dedin mi bana? Damın mıyım oğlum? Ne diyor oğlum bu ya? Ben anlamıyorum. Ben zaten başından beri açık anlamıyorum. Açık konuş. Damı mıyım? Damı mıyım? Damımsın ha. O zaman elimi tutacaksın, öyle gireceğiz. Yok ya. Hayatta olmaz kızım. Aa, bana ne oğlum? Aç köpek gibi bekle kapının önünde. Ben karışmam. Tamam. Gel. Ver elini, Kadir inanırım. Tut lan. Naime, bunu atlasak olmuyor mu ya? Ay bak. En güzel an bu. Yok ya. Ana. Naime, ne yapıyorsun? Bırakmam ki. Hadi gidelim içeri. Aç kapıyı, Kudret amca. Gele gir. Evet, plaj doldu. Ben kaçar. Kanka, kızlar sahilde galiba. Ben gideyim onları alayım, geleyim, tamam mı? Hadi git, al gel. Gitarı da buraya bırakıyorum, tamam mı? Naime, bıraksana elimi, ne yapıyorsun ya? Fotoğraf çektin. Ha, ne olacak? Sil şunu. Ha, ne olacak oğlum? Silsene kızım şunu. Niye siliyorum? Niye sileyim oğlum? Ya görünmek istemiyorum öyle. Gidin be, gidin be. Bu fotoğrafı çerçeveletip odama açacağım. Ben karışmam, öperim ikide bir onu. Kapamam olacak nokta net. Ya Allah aşkına düş artık yakamdan, ne olursun Naime. Düşmem oğlum. Ben bütün yaz bir bu anı, bir de Falcao'nun gelişini bekledim. Ana! İki saattir düşünüyorum ya. Ana! Kime benziyor, kime benziyor diyor. Sen aynı Kenan İmircalıoğlu'na benzemişsin la. Aynısı. Bir tane fark söyle bana. Ya sen iyice delirdin ha Naime. Kızım benden olsa olsa Kenan İmirzalıoğlu'nun konsantresi olur ya. Ana! Ulan ayran olsam da o bıyığına bir dağılsam. Şöyle... diye açsam beni içine ne olur ki? İğrençleşme ya! Sen konuştukça kendimi kirletilmiş hissediyorum Naime. Oğlum güzelliğe çok takıyorsun. Ha, vallahi ama! Bak mesela... Maşallah acaba insanın güzelliği içindedir. Bak ben kendimden örnek vereyim. Arada da bir sarılayım, ne olacak? Sarılma Allah aşkına. Yakalarım diye düşündüm de olmadı. Bak şimdi, mesela masaya oturdun, tamam mı? Öpeceğim artık. Ya öpmeni istemiyorum Naime, deli misin, nesin ya? Sanki öpmeme izin verir gibi baktın da. Hayır. Ay sen de göz süzdün. Nasıl bir bakış o, göster bakayım. Neyse, şimdi bak beni bir düşün, tamam mı? Masaya oturdun. Masaya bir irmik helvası geldi. Baktın, dedin ki, ana bu ne helva dedi. İrmik helvası, normal bir helva dedin.
Ondan sonra kaşığı bir daldırdın, içinden dondurma şöyle aktı mı kardeş? İşte ben o irmik elbasıyım. İnsanı kızgın kumlardan serin sulara akıtan bir irmik elbası desin. Ya ne irmik elbası Allah aşkına? Sen benim cenaze elbamsın ya. Ana! Kızarken bıyığın şöyle oluyor. Şöyle oluyor. O çok iyi. Aa, çok iyi la. Şu domates çorbası var ya, onun üstündeki kaşar insanın bıyığına yapışır da şöyle şöyle, şöyle şöyle sallanır ya. Keşke ondan olsaydım da. Aha! Naime geri dur, Naime geri dur. Aa, ne olacak? Ya kim geldi? Çok merak ediyorum. Kim bu? Hazır mısın Çiçek? Hazırım. Üç deyince açıyorum. Tamam. Beş, dört, üç. Evet, Cemret. Bu kim be? Çiçek, benim Bilal ya. Bilal mi? Evet. Bilal, Bilal. Aa, Bilal. Bu yüzündeki şey ne? Ha, bu mu? Bıyık. Nasıl? Bir İtalyan havası vermiş değil mi? Daha çok Sivas havası vermiş. Ya Çiçek, bu kim hayatım? Hayatım mı? Çiçek. Tanıştırayım Bilal, Bahadır boyfriendim. Ama ben senden hoşlanıyordum ya. Aa, yazık ya, aa, kıyamam. Keşke buraya gelmeden önce bir mesajla falan söyleseydin. Ben de burada yalnız kalmayayım diye kendime bir yaz aşkı yaptım da. Aşkın mevsimi mi olur çiçeğim? Çiçeğim mi? Senin çiçeğini çık diye koklamışlar, haberi yok. Daha çiçeğim diyor. Şöyle koklamışlar. Ya çiçek, sen bunu mu takıyorsun İstanbul'da kızım? Oğlumunun sokak kedisi gibi bıyığı var. Ya bununla çıkılmaz be. Beslenir bu. Sen ne gülüyorsun lan? Gülecek. Kanka kız espri yaptı. Boyfriendim Gül Ozan. Yazıklar olsun lan. Hani ya ikimiz ya içimizlik? O ne saçma bir söz ya? Erkek sözü. Sen anlamazsın. Oo, bıyıklı ve öfkeli. Ya sen tipine bakmadan bir de trip mi atıyorsun be? Görüntü kirliliği. Ya bunlar kapalı alanda olmamalı. Ben bunu çekmek zorunda mıyım abi? Bana bak. Sen niye dolmuşun önündeki köpek süsü gibi kafanı sallayıp duruyorsun? Ha? Bana bak. Kızım sallanmalı, kafanı koparacağım şimdi ha. Nasıl sinir etti? Sen benim boyfriendimle dalga geçemezsin. Anladın mı? Şşt, boyfriend mi? He, ne olacak? Abla, friend tamam da boy nerede ya? Oğlum, tipi düzgün karakteri yamuk. Sana şuradan bir çakarım, seni bu biçe gömerim. Biç kurusun. Şşt, tamam. Daim, adamı tamam. Hayır. Adamı çığır etmedin lan. Naime, tamam. Dur baba. Naime. Tamam ya. Naime. Onun ağzını kırarım bak. Tamam. Tamam lan. Hayır, hayır. Şunlarla bir olma ya. Vallahi ya, salak mı ne? Ne de? Şunlarla bir olma Allah aşkına. Olmayız. Ben bugün dostu da düşmanı da tanıdım zaten. He. Evet, evet, evet. DJ Mustafa sizlere. Evet, boynuz mu için düzenlediği 6. geleneksel eşli dans yarışmasına hoş geldiniz. Evet, çiftlerimiz hazır mı? Biz çift değiliz. Ha, belli belli. Nuh'un gemisine tek kalmışsın. İyi ki çiftini bulamamışsın. Aynı. Var mısın şu yarışmayı kazanalım? Çıkma teklifi mi la bu? Allah Allah! Evet. Hayır, sadece bir dans teklifi ya. O daha işime gelir. Yapışmalı mı? Yapma şunu. Kazanana yok kadar. Sadece dans edeceğiz. Tamam, ne olacak? Dans ederiz. Ne gülüyor? Evet. Herkes çiftlerimize hazırsa alkışlarınızla kazananın galip olacağı yarışmamız başlıyor. Ve ödülümüz gümüş boynuz. Wow. Ne salak bir ödül la bu, geliyor ödül. Nereye takacağız oğlum ödül? Evet. İlk çiftimiz bize tutkunun ve aşkın dansını getiriyor. Tango! Selama bak. Yürü hadi hadi. Pisti boşalt oğlum. Çok heyecanlandım ya. Biz ne dansı yapacağız? Of, ben de çok heyecanlandım ya. Ne dansı yapacağız?
Hala çekil. İkinci yarışmacılarımız geliyor ve onlar bize Brezilya'nın ateşini getiriyor. Samba! Efendim, İrem Kahyaoğlu'na da bir alkış alalım bu sezon bizimle birlikte. Leman hoş geldi. Hoş bulduk, kalp krizi geçiriyormuş. Nasıl buldun ekibi? Çok heyecanlıyım. Bir şey söylemek ister misin? Hayır, şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Tam uzatma diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi sezonlar diliyorum teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu ne biçim dans lan? Kıskanma kardeşim, kıskanma kardeşim. Bakalım sen ne yapacaksın? Hadi bakalım. Ulan harbiden artistlik yaptım da ben ne yapacağım Naime? Biz ne yapacağız Allah aşkına? Ne bileyim la, bir sarılacak mı, ne yapacak? Ve son çiftimiz bize zarafetin dansını getiriyor. Zarafet neydi la? Neydi oğlum zarafet? Sen bilmezsin, gel. Son dansımız vals. Naime, biraz yardımcı olur musun sen de? Bebek. Naimeciğim, bak böyle ol. La geç la. Şşş, İcil. Anam bu ne la? Bana Batı'nın oyunlarıyla gelmeyin oğlum. Şşş, oradan bir erik dalı gönder. Göndersin, göndersin. Kızım ne erik dalı ya? Sen şimdi izle. Hadi la. Anlaşılacağı gibi kazanan bıyıklı çift. Yes be! Ve boynuz onlara gidiyor. Yes! Ver bravo kardeşim. Ne oldu? Ne oldu? Hani 6 yıldır kazanıyordunuz? Çiftlermiş. Ne çifti be? Çift dediğim bizim gibi olur. Çift gibi çiftiz biz be. Böyle çift gördünüz mü? Naime. Ne olacak? Naime. Ha? İyi misin? Bak ben çift derken yani hani sen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Lan canlı yayın mı bu? Heyecanlı yayın. Oha! 1500 kişi izliyor ya. Kızım bu okulun hesabı. Ha? Sen okulun hesabını nasıl ele geçirdin? Seni geçirdiğim gibi parça parça. Yavaş yavaş. Acelem yok. Kızım sil şunu, Allah aşkına sil ya. Silerim oğlum, ne olacak? Gören gördü zaten. Okul başlayınca nasıl olsa sahibi var diye kimse yanına da yanaşamaz. Yavaş yavaş. Acelem yok. Ben beklerim. Ozan, seni hiç sevmiyorum bak. Aklın almaz yani, o kadar sevmemek. Kaybettim beceriksiz. Kız bir saniye, sen ağlıyor musun? Ay sen bayağı iyiydin. Senin partnerin tırttı ya. Hadi gel şöyle bir içe gidelim de ben iki bir şey çalayım. Bir heyecanlan, bir gaza gel ya. Sen bana mı yazıyorsun? Evet. Yaşasın. Hadi gidelim, bu eziklerle aynı ortamda durmayalım. Hadi bay. Ozi. Senin yüzünden yok. Ne? Al kardeşim, bu ödül sana yakışır. Şevket Hoca geliyor. Hocam. Buyur kızım. Hocam. 2 senede hiçbir şey değişmemiş. Hocam hoş geldiniz. Yokluğunuzda kendimi yemeğe verdim. Varlığımda Ebru Şarlı'ydım çünkü bu. Anayasanın 7. maddesinin 2. fıkrası komik midir? Bende erken seçim problemi var. Oo. Tam
iktidara gelirken sıkı yönetim ilan et. Teşekkürler efendim. Şimdi çok sık soruluyor tabii bu skeçler nereden geliyor, nereden çıkıyor diye. Yazar grubumuz burada değil mi? Bu güzel skeçleri yazanlar bir ayağa kalkabilirler mi? İşte soruyorsunuz efendim yazarlarımız. Murat nerede? Evet, bir kısmı da arkada efendim. Teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık. Herkes adına ben kendilerine teşekkür edeyim. Çok enteresan bir derdi olan var mı? Şurada bir beyefendi var. İsim ne efendim? Mecit Sert. Mecit Sert. Evet. Bizim derdimiz yazarlarınız da bir Adanalı olarak bizimle çok uğraşıyorlar. Özellikle buradan Şefike teyzemiz var. Bu konuyu anlatırsam pozantıdan daireden hisse verecekti bana. Buradan selam söylemek istiyorum. Biz Adanalılar olarak tamam güneşe ateş ediyoruz. Belki birbirimize kepçelerle şakalaşıyoruz ama biliyorlarsa iki tane de turist arkadaşı yemek yemekten hastanelik ettik. Bunu hiç skeç yapmadılar. Bu bizim büyük bir derdimiz. Rica ediyoruz kendilerinden bunu skeç yapsınlar. Evet, Adanalı hemşerilerimizin bu başarısını da lütfen görmezden gelmeyelim. Lütfen. Adana'mızda asla aç kalınmaz. Asla dışarıda uyunmaz. Adanalıların yüreği de kendileri de sıcaktır. Evet, Mecit Bey, Adana turnemiz var. O kadar korkuyoruz ki gideceğiz yok, diye. Bakın. Ondan değil, yemekten efendim. Yanlış anlamayın. Lütfen. Yani merak etmeyin, sizi hastanelik yapacağız. Yedire. En az 3 kilo garanti veriyoruz. Hiç merak etmeyin. 3 kilo garanti. Ama yazar grubunu özellikle 10 kilo garanti veriyoruz. Çok, yani onları çok bilendi Adanalılar. Muhakkak bekliyorlar. Bu arada ben 28 Eylül 1999'da aşkım başladı Mihrican Hanım. 20 senem oldu. Ona da herkesin huzurunda seni seviyorum demek istiyorum. İzniniz olursa. Tabii değil. Dedim son olarak evet. Da Volkan... Pardon, Mecit Bey'in potporisi bitince devam edeceğiz efendim. Buyurun. Volkan Demirel'e de buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Yüreği koca adam. Bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum onunla. Seni seviyoruz. Antalya kampında çocuklarımın doğum gününü kutladı. Yüreği büyük adam. Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum ona. Evet. Çok sağ olun. Mecit Bey, keşke yarın da siz çıksaydınız burada. Olabilir. Evet. Hanım da gevezeliğimden şikayetçi. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de Mecit Bey'in eşine sabırlar diliyoruz. Allah dayanma gücü versin efendim. Ben de rakip takımın taraftarı olarak Volkan Demirel'in futbolu bırakması yüzünden çok mutluyum. Çok tuttu, bundan sonra tutmayacak. Kendisiyle beraber maç seyretmeyi teklif ediyorum. Yanında Egemen Korkmaz var efendim. İkisini de buradan alkışlıyorum, hoş geldiniz. Adana ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim, insan sevdiğiyle uğraşırmış. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Herkesi çok seviyoruz. Bizim derdimiz bütün hemşerilerimizi, bütün Türkiye'yi kucaklayıp hepsinden bahsetmek, hepsini kucaklamaktır. Şimdi bizde derdi olan insanların bir show programı var. Dertlerinden bahsediliyor. Bol bol ağlamalı, bol bol ağlama vaat eden bir program bu. Evet, sırada yaralı şovumuz var efendim. Bakalım konukları kimler? Şovumuz nasıl acıklı geçecek izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Siz ne yapıyorsunuz? Lan program başlıyor. Köy meydanı mı burası?
He, köy meydanı mı? Ha, köy meydanı dedim, bak aklıma ne geldi. Ben bu yaz nereye gittim bilirsin? Dedim hele şöyle halkımla iç içe olayım, köylümü bir tanıyayım dedim, bir köye gittim. Gerçekten bizim halkımız müthiş, misafirperver. Benim odamı hazırlamışlar, yediğimden içeceğime her şeyi düşünmüşler. Hayati abi aşağı, Hayati abi yukarı. Ben bu sevgi karşısında ağla, 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 ağla. Tam ben ağlarken baktım bir köylü geliyor. Dedim gülüm, bu köyün adı nedir? Hangi ilçeye bağlıdır? Ne kadar şirin bir köydür? Dedi burası tatil köyüdür. Aha bu da yediğinin içtiğinin faturasıdır. Ben o faturayı görünce ben ağla, 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 ağla. Böyle bir ağlama yok. İyi dedim ben bu hesabı vermem. Bunlar beni bir döv, bir döv, bir döv, bir döv. Böyle bir acı, böyle bir yara yok yani. Alper, oğlum yaramı çek, yaramı, yaramı. Allah Allah. Evet, yaralı şova, hepiniz hoş geldiniz. İlk konuğumu çağırıyorum. Aşkı arayan ve hayatı boyunca aşkı bulamayan bir insan güzeli geliyor. Burcu Ağa geliyor. Evet. Hele bak, hele bak. Hoş gelmişsin kaşları halay çeken kadın. Hoş bulmuşum da. Hele bize yaranı anlat. Sen kimsin? Benim adım Burcu Ağa'dır. 1350 tane köylüye, 350 tane orta baş civcive. Ha bak. 600 tane karınca, 500 tane pomeryan köpek. 2 tane yoksa teriyan. 5 tane de at sineğinin ogasıyımdır, biri kayıp. Peki sen nasıl birini istiyorsun? Ben bu hayatta çok yalnızımdır. Bu kalabalığın içinde yalnızımdır. Hiçbir flörtüm yoktur. Benim istediğim kişiyi bir düşündüm de... uzun, kısa ya da kel. Hah. Şişman, zayıf ya da kel. Evet. Sakallı, bıyıklı ya da kel. Kel benim için çok önemlidir. Benim kırmızı noktam kelliktir. Evet, yemin ediyorum. Bak, kel kafa. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı sezonlar diliyorum. Hayırlı sezonlar. Neredeydin, ne yaptın? Tatilde. Ne tatili? Yıllık ücretli izin. Yıllık izin mi aldın? Yıllık öyle bir şey değil ki. Yıllık ne kadardır yoksun sen? 1 yıl. Olmaz, yıllık izin öyle bir şey değil. Ben sana dedim gitme diye. Yo öyle. 1 yıl boyunca zaten ücretim vardı, bankadaydı. Evet. Ücretli izin diye yattım. Çok iyi yapmışsın. Peki bu Burcu Ağa üzerinde düşündün. Çok düşündüm. Bu hayvanları nereden buldun? Ansiklopedyadan. Peki en anlaşamadığın hangisi? Civcivler. Ya küçük alıyorsun, o büyüyor. Allah Allah. Sıkıntı çıkıyor. Ne sıkıntısı çıkıyor? Olmuyor, kıyafetleri olmaz, hiçbir şey olmaz. Sen giydiriyor musun onları? Tabii, kışın nasıl olur? Evet, enteresan. Hepsinin kıyafeti var. Adları var. Ne atları ne? Say bakalım onları. Hamdi, Vandi, Sandi, Kandi, Ondi, Fundi, Pundi. Nasıl ayırt ediyorsun onları? Boyun. Efendim Aylin Contente'ye kocaman bir alkış. Hoş geldin.
İyi ki geldin, hoş geldin. Bu ara biraz aramız kötü Aylin'le. Bunu da hemen şey yapayım. Bizim kız doğdu. İlk mesajlardan biri Aylin'den geldi. Benim iki oğlum var, bundan sonrasını sen düşündü mesaj. Ben hayatımda ilk defa böyle bir çocuk tebriği gördüm. Alacağın olsun canım benim. Buyurun devam edelim kaldığımız yerden. Evet, tane tane ha. Agasıyımdır. Kel. Kel. Esmer. Daha esmer belki de ama kel. Kellik benim kırmızı noktamdır. Evet, gerçekten kel kafa çok önemlidir. Öyle kafasızlar gördüm, altında vücut yok. Öyle vücutlar gördüm, üzerinde kafa yok. Yemin ediyorum. Ben bunu anlamamışımdır ama önemli değildir. Ben bu programdan umutluyumdur. Burada çok erkek cinsi oluyor. Halay malay çekilir, onlardan biri olabilir. Ya da şu zurnacıyı alırım. Eve götürürüm, saçını orakla kazıtırım, kel olur. Al senin olsa sen de beni bunu kurtar ama programdan sonra. Hele geç otur, senin yaralarını dinleyeceğiz. Evet, ikinci yaralım geliyor. Bir bayan geliyor, bayan hakları savunucusu. Evet, dinliyoruz o bayanı. Yeter geliyor. Hoş gelmişsin Yeter. Evet, bize demek bayan acılarından, yaralarından bahsedeceksin ha? Evet, merhabalar, hoş bulduk. Ama öncelikle bayan demiyoruz. Kadın diyoruz. Hani nasıl erkeğe erkek diyoruz, kadına da kadın diyoruz. Evet, ne diyor? Kendisine diyor. Diyor bayan demeyin. Kadın deyin. Evet, anlat bakayım bayan. Evet efendim, dediğim gibi. Ben burada kadın hakları ile ilgili konuşmak için geldim. Bu toplumumuzdaki çarpık kadın algısını anlatmak için geldim. Ve size özel olarak çok teşekkür ediyorum. Size ve seyircilerinize. Çünkü genelde televizyonda bize söz hakkı verilmiyor. Bu sayede konuşabileceğim. Görürsen. Böyle bir şey yok ya. Böyle bilmiş bilmiş konuşuyor böyle kocaman kocaman. Cimcimeye bak hele. Cimcime. Bık bık diyor, bede bede diyor, bir sürü bir şey anlatıyor. Hiçbirini de anlamıyorum ha. Yok, ben, neyse. Ben bık bık. Bayancığım, sen çok tatlı bir bayansın. Geç hele, diğer konuğumuzu alacağız. Evet, sıradaki konuğumuz geliyor. Sokaktaki insanın acısını anlatıyor. Onların yaralarına parmak basıyor. Yükselen trend, ben ISO geliyor. Lan durun. O kendi müziğiyle gelecek. Çıkın. Çık, kendi müziğiyle gelecek o. Çık. Hala müziği ver. Kaslanarak tenim kaslara bak, beni tost yedirdi gram, ay başı geldi kiram, devam dedi dedim bro, para dedi bozdum euro, sabah sabah yedim kuru gaz, yaptım midem koro, bacanağım için bacanağım, görümcem için görümcem, eltiler için elti elti, dilaverim için dilaver, değil şöpye tasa için bir tost bacanağım için, ayran dilaverim için, kürek eltilerin işi. Vay 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 vay, bak hele bak bak, canavarıyla gelmiş buraya. Pisi pisi, hele pisi pisi. Vallahi İso, ben hayatımda böyle bir rap dinlemedim. Tane tane anlattın, hepsini anladım. Yemin ediyorum çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir rap. Hoş gelmişsin ben İso.
Hoş bulduk abi. Ben de hayyo. Görürsün şakayı. Gerçekten görüyorsunuz. Konuşurken bile rap yapıyor. Konuşurken. Hala ben ise o. Ben de rap yapabilir miyim ya? Tabii yaparsın abi. Tane tane ha. De ne. Trap, vrap, zrap, tramp, brıp, brıs, tris, kruz, pentris, truvis, tepis. Nasıl? Bir düet yapmalıyız abi. Yapacağız, yapacağız. Hele geç şöyle. Son konumu alalım. Hele geç, hele geç. Ben Kelo. Sana şimdi bir rapçi şakası yapacağımdır. Hazır mısın da? Sor bakalım bana emin miyim diye. Emin misin? Eminem. Rapçi Eminem lan. Gülün lan. Ya yemin ediyorum ben daha komik bir şey duymadım hayatımda. Vallahi gül gül oldum ha. Allah senin cezanı verecek. Allah senin cezanı verecek. Gerçekten çok komisin. Evet şimdi izninizle son konuğumu alıyorum. Kendisi geliyor. Kuzey'in oğlu. Starkların yeğeni. Duvarların koruyucusu. İbrahim Konak geliyor. Halay böceklerine bak ya. Başka bir şeyle durduramıyorum artık bunları. Evet, nasılsın İbrahim? Kolumu kanadımı kırdılar Hayat abi. Kolu kanadı kırık bir kuş gibi yahut Beşiktaş gibi kanatsız kaldım kuarejmasız. Oy anam oy. Kasımpaşa'ya koydum kanadın yarisini. Kanadın yarisini. Ha, tamam, tamam, tamam. Aha. İbrahim, sana sonra şarkı söyleteceğim. Hele geç otur yerine. Hele geç otur yerine. Selamünaleyküm. Ben şöyle... Öyle değil, öyle oturam. Yok, burası iyi, dur. Böyle oturayım ben. Gene geliyor. Şu taraf. Ben şu tarafa geçeyim. Bak. Of, evet. Hoş gelmişsiniz. Değerli yaralı konuklarım. Ama şöyle bir bakıyorum. İçinizdeki en yaralısı Yeter Hanım. Teşekkür ederim. Yeter Hanım, hele azıcık şöyle çekil, İso'yu göremiyorum. Ben İso. Vallahi bütün yaz yemin ediyorum senin albümünü dinledim. Ben ağla 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 ben bittim. Yemin ediyorum bittim, o nasıl albüm? Yeter, sen biliyor musun ben İso'nun acılarını? Ben kendisini bugün tanıdım. Daha önce tanımamıştım. Ama böylesine konuşma bozukluğu olan birini ekrana çıkarmanız bence çok takdir edilesi. Tebrik ediyorum sizi. Yok abla, ben okumayı yeni söktüm, ondan heceliyorum. Hmm. Sen böyle konuşursan bu program bitmez ya. Vallahi bitmez. O yüzden yine içinizdeki en yaralıya dönüyorum. Yeter'e dönüyorum. İzin verirseniz kadın hakları ile ilgili konuşmak istiyorum. Kadınların derdinden, halinden en iyi ben anlarım. Çünkü dertlerimiz ortak. Öyle mi? Öyle. Allah Allah, sizinle ne gibi bir ortak derdimiz var acaba? Yoksa siz de mi işte, yolda, otobüste, metrobüste, minibüste, barda, kafede, hatta sokağın orta yerinde, sosyal medyada tacize uğruyorsunuz? Yoksa siz de mi dayak yiye yiye öleceğim korkusu yüzünden eşinizden boşanamıyorsunuz? Ya da sizin de mi katiliniz kravat taktı diye indirimden yararlandı? Yoksa size de mi aman canım o sokağın köşesinde o saatte ne işi varmış onunla o etekle diye ölen size bu muameleyi yaptılar?
Yani gerçekten ben beyefendiyle ortak derdimiz nedir çok merak ettim doğrusu. Yıpranan saçlarım. Uzun saçın derdi çok oluyor kadınım. Uçları hep kırılıyor. Ve bakımı öylesine güç, öylesine masraflı pahalı ki. Keratin bakımı yıktı ocağımı, bitirdi paramı. Oy, oy. Ay. Aman, 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 ben bittim, ben bittim. Aman ben öldüm. Of, ben bittim, ben öldüm. Ben yemin ediyorum, hayatımda daha büyük bir acı, daha büyük bir sorun görmedim. İşte acaba hayatınızda daha büyük bir sorun duymamış olmanız en büyük sorununuz olabilir mi acaba? Yani izin verirseniz bana ben şurada iki kelime edeceğim. Kadın hakları ile ilgili konuşacağım lütfen. E hadi buyur ya. Ya sen de böyle yani dır 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 kafamda yani bayan gibi. Hadi buyur ne anlatacaksın anam? Üf. Ben şunu anlatacağım izin verirseniz. Yani kadına olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı. Çünkü toplumdaki bakış açısı yanlış. Yani bu bir sorun. Bu sorunu çözmemiz için bana sorarsanız bunun tarihine inmemiz gerekiyor. E in! Bunun geçmişine inmemiz gerekiyor. İn! Bu kadın sorununun kültürüne inmemiz gerekiyor. İndim daraya taş bulamam. İndim daraya taş bulamadım. Geldim. Tansiyonum düştü ya. Oğlum, Alper, tansiyonumu çek. Çek tansiyonumu. Kaç çıktı? Bilmiyor musun? Ola bilmiyorsun, ne duruyorsun orada? Ya çok düştüyse? Ya düşüp burada bayılırsam? Ya burada yakında bir hastane masane var mı ya? En yakın hastane 300 metre ileride. Sağdan ilerleyin. Ya hala sus Allah aşkına, Google Maps. Her kafadan bir ses çıkıyor ya. O zaman ben bu programı nasıl devam ettireceğim? Güneş gidiyor, güneş. Bu çekimi bitirmemiz lazım. Pardon, ben gene araya giriyorum ama izin verirseniz ben iki satır konuşabilir miyim? Artık söyleyebilir miyim söyleyeceklerimi? Evet, tamam. İmparator dinlemede. Tamam. Listen you. Buyur. Tamam. Bölmeyeceksiniz ama bu sefer söz mü? Evet, evet. Gerçekten ben de anlamıyorum ha. Ne? O kadar haklı ki ben de anlamıyorum. Yani bu kadınlar... Ne istiyor? Ben gerçekten anlamıyorum. İbrahim. Yani. Şimdi kadınların ne istediğini anlamadık. Sen ne istiyorsun? İndirim istiyorum Hayat abi. Ersin Hair Designing bana indirim yapsın. Bu acı bitsin artık. Berberim Ersin Hair Designing ve fiyat tablosu arasında yaşadığım dramı bir şiirle anlatmak istiyorum. Hele buyur sahne senin. Evet Onur çal bakalım. Tam bir manyak gibi çalıyorsun. Çılgın hataysınız, çılgın hataysınız. Kocaman bir alkış. Manyak gibi çalaylar. Ersin Hair Designing. Tarlabaşı Bulvarı numara 332. Ersin'im. Berberim. Kuaförüm adamım. Sen dön bakayım. Sen bozma devam et. Sen fön makinasını bir kartal gagası gibi elinde tutarken ve saçlarımda dolaştırırken yakarak saçlarımı yakarak ben ürkek bir antilop gibi titrerdim koltuğunda. Acaba ne kadar gelecek hesap? Acaba ödeyebilecek miyim bu fönün parasını diye dertlenirdim. Titrerdim bir erik dalı gibi koltuğunda. Berberim. Çok para isteyesin be adam.
Ben seni bilirim çıraklığından. Balon tıraş ediydin. Yerdeki kılları, saçları süpürüydün ama. Ama. Çok korkuyorum yanlış bir yere tutacağım diye ama devam edeceğim şiiri. Of. Ama o tabelaya bir çaktın hair designing'i. Ondan sonra da... Hello Muzaffer Duler, Hello Muzaffer Duler, oy oy. Parayı çıkaramadım, el sünede bıraktım. Saçımın yarisini, saçımın yarisini. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Ersin Hair Designing kazıklamaya devam ediyor hala. Beğendin mi Hayat abi şiirimi? Pardon. Görmedim, canavarla pardon. Oynamayın, canavarla oynamayın. Ben bu zurnacıyı artık almıyorum. Bunun namusu gitmiştir. Ellemedik geri kalmadı mı? Ben bundan... Alo. Nüfus müdürlüğü mü? Ha, beni nüfustan düşün. Ben öldüm çünkü. Ben öldüm, ben bittim. Yokum. Alo. Kapattı herhalde. Ya ben böyle bir acı görmedim. Ben böyle bir keder görmedim. Kendimi dinlerken o kadar sıktım. Vallahi göbek deliğim çatlayacaktı oğlum. Göbek deliğimi çek, göbek deliğimi. Ha. Pardon. Bana söz verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Bak. Buyurun. Yemin ediyorum, ben çok duygusal bir adamım. Hı hı. İnan, şimdi burada ağlarım ha. Söz veriyorum. Tamam. Söz veriyorum, ben İso'yu liseye göndereceğim, artık akıcı rap yapacak. İnşallah abi. Ben bunu okuturum. Bizim köyde okula gider, fişlerle okumayı öğrenirsin, hiç merak etme, ben kalo. Abi yardım edin, hani nerede Berkcan? Hele bak bak bak, Ali topu at. Böyle bir komedi yok ya. Hep ağlayacak değiliz. Biraz da gülelim canım. Abi komik değil. Bu ciddi ciddi götürüyor beni alttan alttan. Ben Kelo. Benimle aşka var mısın? Abla Allah'ını seversen ne olursun. Yeni albümüm çıktı. Ben rap'e gönüllüyüm. Ne olursun gözünü sevdiğim. Beni sal bir kendi yoluma gideyim. Allah'ını seversen ya. Ya adam aşka geldi. Dili çözüldü ya. Ben Kelo. Helal olsun sana. Hadi benimle bir düete var mısın? Aşkımızı bir şarkıyla dile getirelim. Hele orada dur, orada dur, orada dur. Bu programın finalinde hep son şarkıyı ben söylerim. Sen dur, sen dur, sen dur. Yok, evet, tamam. Sahnesizsin, sahnesizsin, tamam. Sahnesizsin. Program... Şarkı mı söyleyecekler? Evet. Tamam. Onlar şarkı söylesin, öbürü şiir okusun. Siz burada oturun, ben artık gidiyorum. Benden bu kadar, çok teşekkür ediyorum size. Anladığım kadarıyla televizyonda kadının tek yeri... acı çeken televizyon dizilerindeki kadınlar. Eyvallah, ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hala bu ne dedi şimdi ya? Bu da bayan gibi her şeye alınıyor ha. Neyse, sinirimizi bozmayalım. Şöyle biraz neşelenelim. Hadi buyurun, sahne sizin. Abla peşimi bırak, albüm çıkacak. Kariyer yanacak, herkes korkacak. Karizma direkt biter, kasklarım bile söner. Heceler, geceler bekler beni sahneler. Kariyerim için, kariyer. Albümüm için, albüm, albüm. Geleceğim için, gelecek. Hatırım için dilamet. Tüylerim için. Sineklerim için. Duvarlarım için. Duvarlar. Aşkımız için. Ah hey. Göllerim, göllerim. Sen benim köllerim. Kara gözlerim. Bu çift yüzleri. Gel beri, gel beri. Kim bunu bir beri. Kumralı ezberi. Sen benim köllerim. Yürü. Vallahi ben öldüm. Ben öldüm, ben öldüm. Ben bittim, ben gittim. Ben şu an neredeyim? Burada mıyım, neredeyim ben? Vallahi ayaklarımı kaldıramıyorum, hissetmiyorum. Programı kapatamayacağım. Hala çocuklar, sedye getirin, sedye.
Sadiye getirin, ben öldüm. Öldüm İbrahim, öldüm. Oğlum getirin, getirin. Ulan yine kaçak işçiyle gelmiş. Hele getirin, 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 getirin. Evet, Allah, Allah razı olsun. Aman çocuklar. Evet, değerli yaralı şov konukları. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Yaralı şov burada bitiyor. Teşekkür ediyorum efendim. Bizim bir televizyon programımız var. Ne zamandır yapmıyorduk. Merakla izlenen, ciddi ciddi bize bilgiler veren bir programımız var efendim. Bakalım programı kimler yapıyor? Seyirciler kimler? Soruları neler olacak? Hangi meraklarımızı gidereceğiz? İzleyip görelim efendim. Özlediğimiz bir programla karşınızdayız. Buyursunlar. Evet sevgili seyirciler, yurdu 2 yıldır etkisi altına alan hasret rüzgarları nihayet sona eriyor. Efendim, kendisi cehalet boğasının boynuzlarından tutup sağa sola deviren bir matador. Efendim, kendisi kültürümüzün cahillik tüylerini alan bilge bir ağdacı. Lisanslı 3 band bilardocu, bestseller yazar. Hocaların hocası eşofmanlı Şevket Hoca geliyor. Hocam. Lan 5000 kişi senkronize oldu. 4 tane. Ne yapıyorsun? Yeter, tamam. Lan! Oğlum nasıl haberiniz oldu lan geri döndüğümden? Uçaktan iner inmez aldınız beni şafak operasyonu gibi ya. Şu an yastığı bile çıkartamadım ya. Nereden haber aldınız oğlum? Hocam, siz gitmeden size çip takmıştım. Öyle haberimiz oldu. Bakın, titreşimi de var. Lan! Lan Tibet'te titreme krizine girdiydim 1,5 saat. Şeytan girdi deyip beni zopayla dövdüler orada. Senin yüzünden miydi o? Evet hocam. Ninem yanlışlıkla kumandanın üstüne oturmuştu ondan. 2,5 saat aralıksız zopa yedim o kel keşişlerden. Gülümseye gülümseye vurdular bambuyu, vurdular bambuyu. Evet. Hocamız huzuru bulmak için 2 yıldır Tibet'teydi. Bu arada bilmeyen seyircilerimiz için Tibet, Kartal Tibet'in kurduğu bir ülkedir. Aa! Doğru, çok doğru. Türkmenistan'da Gökhan Türkmen'in kurduğu bir ülkedir. Aa! Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bravo. Evet hocam. Şevket hoş geldin. Hoş bulduk. İki sene burnumuzda tüttün. Neredeydin, ne yapıyordun hakikaten ya? Ben şeydeydim, Demokratik Merzifon Cumhuriyeti'ndeydim. Memlekete döndüm Memlekete diyorsun. Memlekete gittim, bazı işlerim vardı. İyi yaptın. Mecbur yani. Hoş geldin, hayırlı sezonlar diliyoruz. Teşekkür ederim, hepimize. Çağlar'a kocaman bir alkış. Yuvana hoş geldin kardeşim. Buyurun, pardon böldüm. Sağ ol, var ol. Hocam! Ben sosyeteye girdiğini sanıyordum jet hızıyla. Evet İbo. Bir arkadaşa bakıp çıktım. Oğlum ne diyorsun bak burada Tibet deniyor. Merzifon Demokratik Cumhuriyeti. Sen, ben Tibet'te Dalai Lama'yla takılıyordum ya. Ondan sonra baktım artık yeni bir kitap yazmanın zamanı geliyor da geçiyor bile. Bizleri aydınlatmak için değil mi hocam?
Yok lan, param bitti. Vallahi kalacak yerim yok, paraya ihtiyacım var. Hocam, kalacak yeriniz yoksa benim evim müsait, bir yer bulana kadar kalabilirsiniz. Memnuniyetle Kırmızı Gonca. İstersen sana kitabımı da okuturum. Bu kitabımda hepimizin hayatına etki eden bir konuya değinmek istedim. Et döner. Hayır bu, ama benim konumda bir çeşit et, siyaset. Siyaseti en ince noktalarına kadar yeni kitabım sandıklar dolana kadar kalsaydım bari de. En ince detaylarına kadar incelemeye gayret gösterdim. Tüm kitapçılarda lütfen alın. Ayrıca kitabın ön kapağındaki kodla arımbalampeteğim.org'da %15 indirim. Arımbalampeteğim barları. Balda güvenin adresi. Kuvvet verir, güç verir. Farkı ilk geceden anlayacaksınız. Bu gece yiyip yanınıza geleceğim hocam. Güzel. Vallahi av tüfeğinle vururum seni. Ama sana dattırırım kırmızı nokta. Bal kilo verdirir hocam. Evet, hocamız yeni kitabında siyasetle ilgili. Evet, biz buradan anlatmaya gayret göstertiyoruz ama Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Ayten yine huzur vermiyor. Ayten siyasete giriyor. Evet, İbo, ben de şaşırdım. Ayten siyasete atılıyor. Ayten'in amcası Kurtekin Bey bir ilçenin belediye başkanlığını kazanıyor. Adamcağız daha mazbatasını eline almadan Ayten yanında bitiyor. Amca, amca, amca. Bugün ne kadar kutlu bir gün. Beni de diyor özel kalem müdürün yap da yolumuzu bulalım. Kurtekin Bey sinirleniyor. Ayten saçma sapan konuşma, git benim başımı belaya sokma diyor. Ama Ayten geri adım atar mı? Aman diyor, amca o zaman bana bir ihale ver. Kurtekin amca sinirli. Şu şekil fıf fıf değil. Burnundan soluyor. Ayten pişkin. Ayten gitmiyor. Aman diyor, sen nasıl bir siyasetçisin be? Behücel'in diyor amcası muhtar oldu. Muhtar olduğu günde Behüce'yi aza yaptı. Bana diyor hediyelik eşya vermeden şuradan şuraya gitmem diyor. Ayten, Kültekin Bey'in korumaları sayesinde oradan uzaklaştırılıyor ama bu sefer de Ayten parti teşkilatına sarıyor. Parti teşkilatında başkan o güzel insan Ercüment ağlıyor. Kadın Korları Başkanı Tülün Hanım o güzel insan o esmer bomba ağlıyor. Gençlik Korları o örgütün başkanı o güzel insan Ayberk. Ayberk'in gözleri yaşlı. Kültekin Bey, Kültekin Bey, ne olur bu kadını bizim başımızdan alın diye ağlıyor. Esat Kıratlıoğlu denizden çıkmış, saçları şu şekil önüne düşmüş. Esat Kıratlıoğlu o da ağlıyor. Şarkıcı Kıraç'ın babası. Aa, destedim. Evet, hocamız eski formundan hiçbir şey... Arım balım peteğim barları. Barmağını yalamak isteyenlere. Kuvvet verir, feraset verir, terfi ettirir. Yediğiniz gecenin ertesi günü komşulardan özür dilemeyi unutmayın. Hocam, bal demişken... İşçi arıların sendikalaşmasına ne diyorsunuz? Fable diyorum. Güzel. Evet, sorulara geçelim. Tamam, hemen Mehtap Hanım'la başlayalım. Hocam. Buyur kızım. Hocam! İki senede hiçbir şey değişmemiş.
Yine bomboş gözler, yine bomboş bir beyin. Vallahi Tibet'te yaptığım o meditasyonlar falan hepsi boşa gitti ya. Dağlara çıkıp çivili tahtalara yattığımdan kaldım ya. Hocam! Hocam, bacağına s**tme son artık! Kızdı. Anladın, aferin ya. Anladı. Hocam! Benim bir sorum olacak. Haydi sor, buyur. Yüce divanda uyunur mu? Güzel. Hı? Yüce divanda... Uyunur mu? Uyunur mu? Ne kadar güzel. Çok güzel. Tabii çok güzel uyunur. Öyle bir uyursun ki bir daha uyanamazsın. Bunun için yüce... Şimdi o yüce divan yüksek bir tepedir kızım. Evet. Oraya kışın özellikle soğuk havalarda gideceksin şort tişört. Zirveye oturacaksın ya da uyku tulumu alacaksın. Ağzını burnunu iyice hava alamaz hale gelene kadar sıkacaksın. Ya soğuktan ya havasızlıktan. Anladım hocam. Çok güzel anladım. Üçüncü bir sorun daha olacak. Tabii sayı saymayı da bilmiyorsun. Evet, sor bakalım. Hocam, mührümüzü seçtiğimiz adayın alnına basarsak oyumuz geçerli olur mu? Müthiş. Olur. Heh. Çok güzel olur, oy kabul olur. Şimdi onun içinde güzel kızım, çıkıyorsun bir binanın tepesine elinde mühür. Aday aşağıda bekliyor, olaylardan habersiz. Adayın alnını, şakını hedef alıyorsun. Elinde mühürle çakıyorsun mührü. Tam iyice çak ki adam şöyle şurasına, mührün izi iyice çıksın. Tamam hocam, aklıma kazıdım. İnşallah biz de seni yerden kazıyacağız. İnşallah hocam. Hocamız yine sevgi dolu. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Yokluğunuzda kendimi yemeğe verdim. Ah. Varlığımda Ebru Şarlı'ydım çünkü bu. Sağ olun hocam. Sen de sağ ol. Hocam benim sorum Yüksek Seçim Kurulu'yla alakalı. Lan aferin lan İbo. Vallahi beni kızdırıyorsun ama bir o kadar da şaşırtıyorsun. Her seferinde beni şaşırtma. Bravo, çok önemli. Herkesin merak ettiği bir konu bu. Ne öğrenmek istiyorsun YSK'yla ilgili? Yüksek Seçim Kurulu kaç metre yüksekliğindedir? Tüm Türkiye nefesini tuttu, cevabı bekliyor. Sal nefesini Türkiye, sal. Siz de sal, siz salmayın, tutun, tutun. Sizi topluca göndereceğim. Oğlum sal, başına feda olacaksın. Yüksek Seçim Kurulu ne kadar... YSK'nın çatısına çık. Kendini oradan aşağı sal. Her 20 metreyi bir saniye olarak düşün, ona göre hesap et. İbo burada uğraşma, evde yap. Bitmez o. Sağ olun hocam. Bir diğer sorum, referanduma gitmek için hangi araca binmeliyiz? Süper. Senin hiçbir araca ihtiyacın yok. Gece olunca zifir karanlık, üstünü simsiyah giyin, E5'in ortasına yat. Gitmek istediğin yere gideceksin. Harika. Sonucu bildirmek için nerede buluşalım hocam? Zincirlikuyu'da buluşalım. Öğle namazını mütakip orada. Sağ ol. Hocamızın bilgi göletinde yıkanmaya devam ediyoruz. Sıhhatler olsun. Sağ olun hocam, buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Ya oğlum, güneş mi kaldı ya? Görmüyor musun ya? Benim güneşim sizsiniz hocam. Ne güzel. Beğenerek izliyoruz. Lan ne izliyorsun oğlum? Sabahtan beri konuşuyoruz, Tibet'teyim diyorum 2 yıldır ya. Çip takmıştım dedim ya hocam. Oradan izliyorum hareketlerinizi anlık. Yokluğunuzda posterinizle evlendim hocam. Nikahda Pikachu mu kıydı?
Bırak zevzekli. Sorun varsa sor ya Fikri. Hocam, bende erken seçim problemi var. Oo. Vah. Üzüldüm. Ay, ben bir... Çok zor. Nasıl ya? Anlat, anlat. Anlat, söyle. Söyle, söyle, çekinme. Söyle, çekinme. Apartmanda tam iktidara geleceğim. Bir anda erken seçim oluyor hocam. Sizce ne yapmalıyım? Tam iktidara gelirken... sıkı yönetim ilan et. Erken seçim problemin ortadan kalkacaktır Fikri. Ya da bal ye. Arın balın peteğin barları. Parmağını yalamak isteyenlere. Kuvvet verir, feraset verir, arşa değdirir. Yediğiniz gece Instagram'a girmeyin. Evet. Son konuğumuza geçelim. Evet. Şunun tipe bak ya. Kalıbını al, mallığın anıtı değil, dik bir yere. Mustafa, oğlum Mustafa. Şşt, lan. Sana diyorum sana, daha gidip bavul yerleştireceğim, haydi. Ana muhalefetin anneler günü kutlanır mı? Bunu buldum, sonra sonra bunu... Geç, adam gibi bir soru sor ya. Anayasanın 7. maddesinin 2. fıkrası komik midir? Güzel. Oğlum bak, bunlar daha önceden hazırlanmış salak sorular. Teşekkür ederim hocam. Bunda iltifat tabii. Benim şahsıma hakaret olarak şey yapalım. Bak gidip bavul yerleştireceğim. Ben sana kopya vereyim, onunla ilgili bir sor. Ha mesela oyla ilgili bir sor. Oy. Oy oy Eminem, nedir bu güzellikler? Lan bir s**tir git ya. Ama bak yani benim... Şey yapıyorsunuz ama, cendereye sokuyorsunuz ya. Lan oğlum biz bunları anlatmadık ya. Ama biz bunları anlattık, biz bunları... Fino'nun gel küçük küçük minnoş minnoş biz bunları anlattık ya. Biz bunları şeyle anlattık. Lokomotif şeyle anlattık, tren garlarıyla anlattık. Biz bunu fışkı şeyle anladık. Biz bak civciv kuş kuş flamenko kuşlarıyla anlattık ama ya biz bunları arın balın peteğin barlarıyla anlattık. Arın balın peteğin barları. Arayın, kapınıza gelsin. Kapıda ödeme. Bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayız asla hocam. Arkadaşlar biz de bal alalım. Hadi bal alalım. Parasını verin, şey yapın. Verin parayı. Sen ne lan? Al benimkini de al. Hocam şöyle verin. Arkaya geç, kameramı kapatma. Tamam, buyur. Tabii hocam. Arkadaşlar buyurun. Evet. Kızıl Meydan. Buyurun. Bana gidelim diyordun. Hah, gidelim ama benim önce halletmem gereken birkaç işim var. Çocuklar benim evin adresini biliyorlarsa oraya götürsünler. Evde görüşürüz. Çok güzel. Evet. Oh. Çocuklar. Hanginiz götürüyor beni? Ben götürürüm hocam. Sizi götürmek benim için şereftir. Eyvah. Kendi silahımla vuruldum. Ben gerek yok, kendim giderim. Şey yapmayın. Kaldırın, kaldırın. Kaldırın, kaldırın. Kaldırmayın. Hocam. Ben şey yaparım. Kaldırın, kaldırın. Biz götüreceğiz. Hadi ben kendim giderim. Hadi, hadi. Hocam. Sizi götürmeden önce izleyicilerimize son ne söylemek istersiniz? İşte gördüğünüz gibi bunlara kuvvet verdik. Kuvvet döndü, bizi vurdu. Siyasette aynı böyle bal gibi. Verdiğiniz kuvvet size geri dönüverir. Şema, gel. Hayır, 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 hayır. Götürün. Thank you.
Hemen çok güzel bir soruyla başlıyoruz. Eşinden gizli bir şey yapmış olan var mı? Nerede? Burada diyene verelim. Şimdi şöyle bir şey var. Biz 9 yıldır evliyiz. Ama... Sizin adınız ne? Sıla. Sıla Hanım, kimle evlisiniz? Okay Bey'le. Tamam. Kendisi burada değil. Çok istedi ama işten izin alamadı. Bu saatte çalışıyor, evet. Yok, 8'de paydos etti ama yetişemedi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kadın olarak Okay'dan gizli hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü tuvalete girince bile karabasan gibi çöküyor. Evet. Şey siz diyor. Arada hecelerin arasına da yumuşak ye koyuyorsunuz galiba. Değişik. Yeni bir tarz. Olabilir. Evet. Şey yapıyor. Giriyorum mesela lavaboya. Nereye giriyorsun? Lavaboya. Lavaboya giriyorsunuz. Evet. Her insan gibi. Her insan lavaboya giriyor diyorsunuz. Evet. 5 saniye sonra falan cidden camda bir şey beliriyor. Beliriyor diyorsunuz. Beliriyor. Ya ben konuşamıyorum şu an bununla. Neyle konuşamıyorsunuz? Mikrofonla. Evet. Bir garip çıkıyor sesim. Mikrofondandır o efendim. Olabilir. Evet. Şey diyor. En son camdan bir şey belirmişti. Evet, bir ara resmini çekip gruba kızlara attım. Bakın bu ne diye. Çözemediler. Pardon, cam nerede? Kapıda. Yüksekte ama. Evet, tabii. Ha, peki neyin resmini çektiniz? Okay'ın. Ha, bu ne diye kızlara mı yolladınız? Evet, sizde de var mı diye. Evet. Şey diyor. Ya sormaya korkuyorum. fotoğrafta görünen neydi acaba? Ya Okay Bey kapının dışında. Silüeti. Evet. Ne yapıyorsun orada? Öyle diyor. Evet. Yani ne yapabiliyor olabilirim? Dışarıdan bir iki kişi aldım, sohbet ediyoruz. Bakıyor öyle. Pardon, siz ne anlatıyorsunuz şu anda? Siz... Sıla Hanım, siz tuvalettesiniz, içeridesiniz. Okay Bey kapının önünde, silüeti camda. Size diyor ki ne yapıyorsun orada? Evet, siz de diyorsunuz evet. Ki ne yapabilirim? İki kişi aldım, sohbet ediyorum. Ya gizli bir şey yapmamın imkanı yok. O kadar yapışız. Evet. Yani tuvalete bile gidemiyorum diyorsunuz. Kesinlikle. Ne olsun isterdiniz? Biraz rahat bıraksın. Ki siz de rahatlayabilin değil mi? Evet. Evet, buradan Okay Bey'e mesaj verelim. Evet. Söyle. Okay, sen çok iyi bir adamsın ama çok zorluyorsun bazen. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Okay Bey, lütfen lavaboyu rahatsız etmeyelim, meşgul etmeyelim. Başka var mı izinsiz bir şey yapan, ya bazı gerçekleri saklayan? Var, burada bir hanımefendi var. İsminiz ne? Söylemem lazım mı? Yok, kimlik numarası da olur. Oradan biz çıkarırız. Söylemeyin, yok. 42-20 sonu. Evet, 42. Seni dinliyoruz. Ben şimdi buraya gelmek için bir hafta önce plan yaptım. Benim can ciğer arkadaşım var, 30 senelik, 35 senelik arkadaşım. Onun adı ne? Vildan. Can. Evet, can arkadaşım. Ömürlük arkadaşım Vildan. Alkış bekledi herhalde, ben anlamadım. Evet. Öyle sordu. Evet. Ve karşınızda, evet. Evet. Onunla geldiniz. Hayır, ben Tekirdağ'dan geliyorum. Evet. Plan yaptım kendi kendime. Eşime dedim ki, arkadaşımın iş yeri değişiyor. Kendisi terzi bu arada. Ben dedim yanına gideceğim dedim. Tamam dedi. Buraya da habersiz geldim. Artı benim bugün doğum günüm. Arkadaşım bana sürpriz yaptı. Ayrıca buradan da eşime söylüyorum. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Bayağı veda mektubu yolladınız eşinize. Evet diyor. Bir dakika, bir dakika, öyle olmaz. Şimdi bugün sizin doğum gününüz. Evet. Kutluyoruz önce. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz bir haftadır buraya gelme planı yapıyorsunuz. Evet. Ama arkadaşın size buraya gelmek için sürpriz yaptı. Sürpriz yaptı. Bu nasıl bir çelişkidir?
Çok güzel. Tam aradığım cevap. Yani siz buraya geleceğinizi bilmiyor muydunuz? Bilmiyordum. Hayır. Neye hazırlık yaptınız peki bir süredir? İstanbul'a gidecektim arkadaşım yanına. Siz İstanbul'a gidiyorum diye biliyorsunuz. Bazı biraz ufak tefek sorunlarım olduğu için biraz stres atmaya, hava almaya. En doğru yerdesiniz efendim. İnşallah. Çok sevindim buraya olduğum için. Yani, İnşallah işe yarıyoruzdur. İnşallah. Yani sizinle de tanıştığım için çok Evet. Müthiş bir diyalog geçiyor 42 ile aramızda. Artı bu işi ayarlayan arkadaşımın kızı Elif'ciğim. Can arkadaşınızın kızı. Evet, can arkadaşım. Elif'ciğimi de öpüyorum buradan. Peki. Teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim. Sağ olun. Şimdi bizim de bir arkadaşımız var. Daha önce çok sefer izledik. Bir takım şeyleri çok da paylaşmayı sevmiyor. Paylaşmadığı için de bunlara bir kulp bularak kurtarmaya çalışıyor. Bakalım bu sefer başına ne gelecek? Bu sefer dürüst davranmış mı? İzleyip görelim. Buyursunlar. Vay 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 vay. Vay canına bak. Kocaman burası be. Kral dairesinde bekarlığa veda ha. Ya Kudret çok şanslısın lan. Vallahi her şeyi sadıcım ayarladı sağ ol birader. Ayıpsın kanka, her şeyi ayarladım vallahi. Oda servisini aradım, birazdan şampanya da geliyor. Gönül isterdi ki bu organizasyonun böyle kübasını, havaanalısını, havailisini yapalım ama... malum hanımlarımızın böyle bir bekarlığa veda partisine alerjisi var. Böyle gizli saklı anca bu kadar oluyor kanka. Oğlum kızlar duyarsa var ya bekarlığa veda dulluğa merhabaya dönüşür. Ya abicim takmayın bu kadar kafanıza ya. Yiyin için keyfinize bakın ya. Allah Allah. Hadi gel bir selfie çekeyim ben. Selfie mi? Olur. Selfie. Selfie. Tamam. Gel gel. Bana bakın. Instagram'a fotoğraf falan koymayın ha. Yemin ediyorum Tuğçe düğünü iptal eder. Unutmayın bu veda gizli veda. Oğlum sen gizli dedin aklıma geldi. Şşş. Sen nasıl geldin bu akşam? Sen daha önce karına iki kez yakalandın oğlum. Nasıl izin aldın? Ne izin? Ya, izin falan yok ya öyle. Koy oğlum öyle şeyler. Biz iki medeni insan gibi çiçekle oturduk konuştuk. Ha. Ben bir adım ileri gittim. O bir adım ileri gelmedi. Sonra ben söz verdim. Hı. Yemin ettim. O küfür etti. Sonra ben Kur'an'a el bastım. O şartlarını koydu. Tatlıya bağladık yani. Hı. Ha. Yuları komple verdin yani. Ha? Yani tam öyle değil ama işte şu bacağıma şey taktı bir tane. Çip. GPS de nerede olduğumu biliyor. 3 saatte bir telefon edip rapor veriyorum. Ha bir de pasaportuma el koydu tabii. Yurt dışına çıkamıyorum. O kadar işte bir şey değil yani. Kanka. Heh. Sen tutuklanmışsın. Denetimli serbestlik bu. Ya ben... abicim siz bu meseleyi ne kadar büyütüyorsunuz ya? Allah Allah. Bırakın keyfinize bakın yiyin için. Kudret koy abicim müziği. Aç abicim müziği. Hadi açıyorum. Aç abi. Müziği. Efendim aşkım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Nasıl anahtarımı unuttun? Ne buraya mı gelecek? Annen nereye gitti? Nasıl ya buraya gelip onlar evde yok. İyi tamam hadi bakalım o zaman. Tamam. Konum atmıyorum. GPS'i takip et. Hadi görüşürüz. Ulan hep mi aksiyon ya? Kazım. Ne oluyor lan? Korkutma bizi. Korkacak bir şey yok abiciğim. Ben her şeyin önlemini aldım. Merak etmeyin. Şimdi burada olmamızın sebebi bekarlığa veda partisi değil, iş toplantısı bir kere. Tamam mı? İş toplantısı mı? Kardeşim kusura bakma. Sen karına yalan söylüyorsun diye ben buna ortak olamam. Ben yokum. Ben de yokum. Yokum abi. Hiç olmam abi. Benim sen benim abim. Hop. Yavaş arkadaş. Bekarlığa veda partisindeki resimleri salarım Twitter'a, Instagram'a. Bitiririm hepinizi, haberiniz olsun. Ne yapıyoruz abi? Plan ne? Söyle abi. Plan ne? Otur abi. Söyle abi. Şimdi bak. Bir dakika. Buraya toplayalım. İlk önce buraya toplayacağız abi. Sushi, cips, içki ne varsa topla abiciğim. Topla. Topla. Ha. Şimdi zemzem suyu, hurma, bir de badem. Badem mi? Lan bunları niye koyuyoruz şimdi sehpaya? Niye biliyor musun? Çünkü Mesut'la Çetin Arap. Giyin şunları bakalım. Sen Bahreyn prensisin. Sen de onun yardımcısısın, aynı zamanda tercümanısın. Tamam. Lan bu tiple ben Arap mı olacağım? Bu burunla mı? Tek sorunumuz burun mu? Lan sen muhasebecisin. Arap ne alaka ya? Abicim,
Allah Allah! Tek işle kim geçinebiliyor? Ülkede kriz var, kriz! Ben de bu krizi avantaja çevirdim işte. Geceleri dışarı çıkabilmek için çiçeğe ek iş yaptığımı söyledim. Ek iş mi? İş ne peki? Saç ekme aleti. Evet, evet. Bu gördüğünüz ürün sayesinde hekiminize başvurmadan evde kendiniz saçınızı kendiniz ekebiliyorsunuz yani. Ya? Yani ürünü geliştirdim. Patentini aldım, şirketi kurdum, her şeyi hallettim. Kanka sen akşamları çıkabilmek için ürün icat edip şirket mi kurdun? Evet İsmail, ne yapayım? Yalan söyleme lan. Otur evinde, Allah Allah. Aslında doğru söylüyorsun. Bak yalan söylemeseydim, şimdi bunu da yapmak zorunda kalmazdım. Neyi? Yani. Şurada. Vay! Mayaya bak! Aa! Deli mi yüzmüş? Güzel oldu lan. Güzel oldu bak. Hayvan herif, niye böyle bir şey yaptın lan? Abicim, çünkü ben bu toplantılara gittiğimde çiçek yanımda kel bir adam olduğunu biliyor. Niye? Ürünü tanıtmak için o kel adama ihtiyacım var. Yani o kel adam bana lazım. Oğlum sana asıl dayak lazım. Tamam, dayak tamam. Lazım. Oğlum lan yapma, sana sakin olun be. Tamam. Ya bir sakin ol abiciğim. Otur şuraya ya. Niye oturuyorum abi? Niye saçımı kesiyorsun ya? Ya otur sen şuraya. Allah Allah. Bir sakin ol abi. Düzelteceğim ben şimdi. Merak etme. Aa, kesiyor. Ah. Oğlum bak yemin ederim var ya dalağını keserim seni. Ver lan şunu ya, bana. Tamam, oğlum ver şunu bana ya. Tamam. Allah. Tamam. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ekmeyeceksin değil mi lan? Yok oğlum. Oğlum zaten çok acır. Narkozsuz olmaz. Yani gerçekten ağlarsın. Hatta beynine bile hasar verebilir ki seni çok etkilemez bu ya. Bak ben yemin ederim bunu döverim ha. Abi bir sakin ol lütfen. Sen benim sadıcım değil misin ya? Kızlara mı yakalanalım yani? Sana boş tabii abi. Kel olan benim. Senin saçların yerinde duruyor. Yani şimdi... Tamam abi. Abi sakin. Lan deli. Ben ne yapıyorum peki? Abicim sen halı sahada çok iyisin. He? Kıvraksın. He? Çabuksun. Karşı tarafı böyle hemen abandone ediyorsun. Böyle hemen... Lan ne yapacağım? Top mu sektireceğim? Yok, dansözsün. Giy bunları. Saçımı kes. Arap olayım, ben de Arap olayım. Dansöz ne alaka ya? Oğlum, sen dansözsüz Arap prensi karşılandığını gördün mü hiç? Ulan hiçbir akasya durağı seyretmediniz ya. Lan oğlum Kazım bak, şurada erkek erkeğe oturup... yani bir şeyler için maç izleyecektik. Yani sen yalan söylemişsin... ve yalanın dansözlü ortamda olmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet abi öyle. Ulan işin aslı yalanından daha masum. Ya Mesut, abi sen hala Arap değilsin. Hala Türksün abicim. Kalk Allah aşkına üstünü değiştir ya. İsmail, abicim sen de şunu al. Git içeride de jilet var. Şu saçını bir parlat kafanı. Hadi. Hadi gözünü seveyim. Umarım dünyada cehennemi tadarsın. Geldim. Ah, aşkım hoş geldin, gel. Hoş buldum. Canım. Canım. Geç, geç. Ya kusura bakma, senin böyle toplantını böldüm ama mecbur kaldım. Yok, problem yok. Kimse yok mu? Var. Prensler, şeyler, Araplar içeride. İçeri geziyorlar. Hadi sen anahtarı al git. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evde görüşürüz. Pardon. Buyurun. Şampanyanız geldi, şampanyanız. Ne şampan? Şampanya. Arap prensine. Hı? Yok, ya ne şampanyası arkadaşım? Yanlış oda bu. Yanlış oda. Ha. Burası Bahreyn prensinin odası. Arkadaşım, hadi. Anladım. Hadi arkadaşım, hadi canım. Bahreyn, ha. Tamam arkadaşım, hadi. Tamam. Ha, tamam. Deli mi değil? Tamam. Kazım. Efendim aşkım. Bana verdiğin sözü tutuyorsun değil mi Kazım? Nasıl? Bana yalan söylemiyorsun değil mi Kazım? Asla aşkım, asla. Hatta içinde en ufak bir tereddüt varsa otur kal bak toplantıya istiyorsun. İşin bitince de beraber döneriz eve. Diyorsun. Diyorum. Ya hadi bakalım. O zaman Prens Hazretleri toplantıya diyorum başlasak mı acaba? Şükran cezilen yani el ikramı fevkala fulli yani. Evet, tabii.
Prens Hazretleri sizin gösterdiğiniz misafirperverlikten çok memnun olduğunu söylüyor. Bir an önce toplantıya geçelim diyor kendileri. Yalnız toplantıya eşim de katılacak. Yani eş durumundan. Merhaben, merhaben. Tes harefet bi merfatik. Fatik. Çiçek. Arapça. Hayatım, şimdi bizim şirketin yarısını Katarlılar satın aldığı için biz haftada bir Arapça dersleri görüyoruz şirkette. Ben sana söyledim ama unuttun muhtemelen. Kef kan edruhlatuk. Şükran. Şükran. Vallahi billah. Tukulü fülü fülü. Fülü yallah. Tukulü fülü. anlamadım. Anlamıyorum. Yani prens biraz tuhaf konuşuyor. Yahu çünkü adam prens. Kraliyet Arapçası konuşuyor. Yani sizin gibi halk Arapçası konuşacak değil. Adam koskoca prens ya. Lütfen biraz kendinize gelin. Allah ay, Allah. Ay ben çok çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Hayatım ben en iyisi gideyim Kazım. Tabii hayatım sen bilirsin. Evde görüşürüz olmaz. Tamam gel. Tamam. Aksın! Çok yaşa. Sen de gör. Gör şu Kur'an sen. Vela velle. Tuguluk elli. Aşkım sen gidiyordun hadi gel gel. Yok yok. Ben en iyisi kalayım Kazım. Ha. Hadi buyurun siz başlayın. Hadi buyurun. Evet. Kel bir adamla geleceğim diyordun toplantıya. Hani nerede kendisi? Aa, burada burada. İsmail Bey. İsmail Bey. İsmail Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, İsmail Bey. İsmail Bey, ne kadar mutlu bak saç ekileceği için prensim. Siz tercüme edin lütfen. Tamam, ulan uzatmamış gibi yapacağım işte. Mış gibi yapamamış gibi, tamam mı? Şimdi. Efendim, bu ürünümüz bildiğiniz üzere her sene sizin oradan ya da diğer Arap ülkelerinden ülkemize böyle saç ektirmek için akın akın turist geliyor. Ha? Bitti. Tercüme yapmanız gerekiyor. Ha ben tercümanım ben, evet. Ha. akın akın Arap, pıtır pıtır kıl ül kafa rahat. Oo! Oo! Maşallah, şükra, hacı fişir. Aldık. Ne? Aldık, hemen aldık. Fiş. Gidiyoruz, hadi. Evet, almışlar. Gerçekten mi? Pardon, evet. Bir saniye. şimdi ürünü denemeden mi alıyorlar? Ha, yok. Hayatım, Allah ben ürünü deneyecek miyim diye beni deniyorlar. Bunlar ticarette olan şeyler. Sen anlamazsın ya. Şimdi, efendim, değerli prensim, bu ürünün en önemli özelliği hiç acımaması. Hiç acımıyor. Evde hekiminiz olmadan kendi saçınızı kendiniz ekiyorsunuz. Bakın şimdi bunu ben size ispatlayacağım. Ay ben yapayım mı ne olur? Yapmasın ne olur. Ve şimdi yapmak için eşim geliyor. Teşekkür ederim. Kazım bana evdeyken göstermişti bir kere. Evet, şimdi başlıyorum. Evet, gerçekten çok kolay. Acımıyor değil mi? Yok, yok, hiç. Yok, yok, hiç. Değerli prensine söyleyin, tam zamanı almak istiyorsa. Alın artık. Şükran, şükran. Gülü vülle, vülle vülle. Hadi gidelim, vülle vülle. Ne oldu? Aldık. Hemen aldınız. Gidiyoruz. Evet, harika. Aldık. Hadi vallahi, o zaman. Ayaklarınıza sağlık. Ben sizi sonra hemen yolcu şey yaparız. Çok dur. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Kazım. Ben seni Aksaray'daki müzikolde dansözlerle gördüğümde bana işim için dansöz seçmeleri yapıyorum. Arap müşterilerim toplantı sonrası kutlama için ille de dansöz istiyorlar demiştin. Dansöz yok mu nerede? İşte tam da bu yüzden karşınızda oryantal kuderilla. Thank you.
dakika. Bu oryantal, bu... Kapıda biri var galiba. Kapıda mı? Kapıda biri var, kapıda biri var. Bir dakika, kapıda biri var. Buyurun. Efendim, efendim. Biraz önceki karışıklık için gerçekten müessesemiz adına özür diliyorum. Tamam, kaldır elleri. Ne? Elini şöyle, kes, 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 şöyle kes. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Kes şöyle. Sakin olun ya. Sinirliyim bak. Evet, uzun zamandır Arap prensi kılığında piyasayı dolandıran çeteyi yakaladık en sonunda. Geç şöyle. Geç. Komutanım, ben sizi bu... Bir dakika, sakin olun ya lütfen memur bey. Bir sakin olun, bir indirin şu... Ya indirin şu silahı. Kıpırdama. Ya bir indirin... Bak son kez söylüyorum. Ya bir indirin... Harika hata var bak. Arkadaşım bir... Bak vururum. Vurdum. Kazım! Allah'ım biz Kasım, neler yaşıyoruz böyle. Kasım. Tamam hanımefendi, siz şöyle gelin hanımefendi. Çok tehlikeli, siz böyle gelin. Olsun arkadaşım size yardımcı olsun. Gelin hanımefendi. Siz gelin. Şöyle geçin. Gelin merkez hanımefendi. Merkez. Olay yerinde adam vuruldu, adam öldü. Altını çiziyorum. Adam öldü. Ha kardeşim. Ya öyle bir şey olur. Lan! Gittiler mi lan? Ha? Gittiler mi? Ya arkadaş. Ben her şeyi kontrol altında tutuyorum. Merak etmeyin dedim size. Alın, açın şu televizyonu. Nerede kumanda? İkinci yarısını yakalayalım. Maçın hiç olmazsa. Açın. Bir dakika ya. Bu polisler vurulma falan numara mıydı? Tabii oğlum, ne zannettin? Şimdi bak, çiçeği de götürecekler karakola. Öyle gösterişten bir sorgulayacaklar eve. Ben de işte öldüm, morgda dirildim diyeceğim. Bir haftada oradan tatil yaparım. Kazım. Ha? Ben biraz önce korkudan altıma işedim lan. Oğlum niye? Çünkü bu kardeşinize güvenmiyorsunuz. Ya ben demedim mi arkadaş her şeyi ayarladım diye. Ha. Allah bak şimdi bu salağın peçesi düştü ya. Ben kapıya sinyal verdim. Kapıda biri var, kapıda biri var diye. Oğlum o polis kim lan biliyor musunuz? Bahadır. Benim nikah şahidim lan. Ya? Kanka, nikahta çiçek yengem neredeydi? Nerede olacak lan? Ya... Az, az. Yengeciğim. Aman. Yenge. Ana. Yenge bir dakika. Ya Kazım. Her şeyi düşündün de bunu mu düşünemedin salak Kazım? Düşündüm. Tabii ki düşündüm. Hatta bu yakalanma bile benim oyunum. Neden? Çünkü şu halimize bak Çiçek. Biz bu hallere düşecek çift miydik ya? Ha? Yani neden bu ilişkide hep ben... Yalancı, sahtekar gibi hissediyorum kendimi ya. Çünkü öylesin Kazım. Yemedi lan. Ama sen yiyeceksin. Ne? Dayağı. Ne dayağı? Kanka ben bunların hepsini planladım şimdi. Ne o? İsmail sen sopayı al kanka. Kudret, sen Kazım'ı tut. Ne? Kazım. Ne? Sen hem kel, hem dansöz, hem de Arapsın. Ne? Biz de senin sinirli arkadaşlarınız. Dal abi. Al! Hadi. Kaç var? Dal abi. Dünyayı döndür hayal.